Şimdi birincisi arkadaşlar, Kur'an'ın tarifinde ölüm nedir? Bakın birkaç yer okuyacağım size. Yani Rabbimiz bize ölümü nasıl tarif ediyor? Bunun ben bir tefsirinden size okuyacağım. Bu tarif aklınızda kalsın. Önce bakın korkulacak bir şey mi? Ölüm vazifeyi hayattan bir terhistir. Ne demek bu cümle? Terhisi askerlik yapanlar bilirler. Güzel bir şey midir? Güzel değil mi? Yani ben kendim biliyorum, Nizamiye'den çıktım. İnanın arkama bakmıyorum da ulan kazayla birisi Burak kafa gel falan diyecek diye ya. Ya o otobüse bindim bak hala koltuktayım böyle, o psikoloji bilenler bilir yani, parayla askerlik yapanlar bilmez de. Şimdi böyle oturuyorum otobüsün koltuğunda, bak inanın böyle sağa sola bakmıyorum. Hani araba şu bir hareket etsin, bir ilerlesin, o ana kadar bir türlü rahatlayamadım. Sanki böyle biri çağıracak. Biz çünkü 15 ay gittik, 18 ay yaptık askerliği. Hani onun için son anda biri daha çağıracakmış gibi. Şimdi terhis rahat. Neden? Gidiyorsun, sevdiklerine kavuşuyorsun değil mi? Bak burada eşim var, nişanlım var, annem var falan filan. Ama o gittiğin alanda 18 aylık kısa bir müddet var. Oradan bir şekilde çıkmak istiyorsun. Bunun ismi ne demişler? Terhis. Peki ölüm neymiş? Ölüm hayat vazifesinden bir terhistir. Yani dünyada askerlik gibi kısa bir müddet değil mi? Bir vazife. Bir terhis olacağız. Hayat vazifesinden, külfetten, mesela üşümekten, acımaktan, sıkılmaktan, üzülmekten, yorgunluktan, dertten, kederden, bunların hepsinden kurtuluyoruz. Ölümle. İki, bir paydostur. Yani Allah'ın bizim üzerimize yüklemiş olduğu, yapmak zorunda olduğumuz işleri yapmaktan kurtulduğumuz, yani işi bıraktığımız bir haldir ölüm, paydostur. Bir tebdili mekandır, burası çok önemli. Neymiş? Mekan değişikliği. Şimdi algılamakta zorlandığımız kısımlardan birisi bu. Ben bu dersi biraz daha açık açık yapacağım. Mesela tebdili mekan ne demek? Ve buna delil var mı? Biz paydos ve terhisi anlıyoruz değil mi? Peki tebdili mekan, yani ölüm bir mekan değişikliği. Ben dünyadan nereye geçiyorum? Ahirete geçiyorum. Bakın dünyadan ahirete geçiyorum. Söylemesi kolay değil mi Volkan? Şimdi düşünelim. Dünyadan ahirete geçiyorum. Peki dünyadan ahirete geçerken bir korkum var. Çünkü bu vücudumdan ayrılıyorum. Vücudum dağılıyor, çürüyor veya parçalanıyor veya hastalıkla bir morga konuluyor, toprağa konuluyor ve ben artık o vücutla irtibatımı kesiyorum. Doğru mu? Güzel bir hadise değil. Bakın dünyadan ahirete geçerken sevdiğin, değer verdiğin yüzün, elin, her şeyden sıyrılıyorsun. Peki gerçek manada biz ölümü anlamamız için ne yapmamız lazım? Filmi biraz Ramazan geriye sarmamız lazım. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıcınıza gelin. Mevzu neydi Mustafa'cığım? Bir damla suydu değil mi? Yumurtadan olmadın tahmin ediyorum yani. Bir damla su, sperm. Açık açık erkek erkeğe konuşuyoruz. Ölüm meseleyi anlayın diye. Bir damla su, sperm. Bakın normalde buradaki bütün adamlar, yani başka tohumdan, çekirdekten, yumurtadan falan olmadıysanız, içinizde başka bir şey yoksa, hepimizin yaratılış sistematiği aynı. Bir damla su. Anne rahmine bırakılıyor. Doğru mu? Bir damla su. İzlemişsinizdir anne belgesellerini. İnsanın anne kanındaki yolculuğunu. Tebdili mekanı anlatacağım size. Ve o aşamada artık küçücük o su damlası, Kur'an'daki ayetin ifadesiyle, bir kan pırtısına, bir et parçasına ve sonra mükemmel bir insan vücuduna dönüşüyor. Peki arkadaşlar, bilimsel olarak ve İslami olarak bir hakikat var ki, 2 ay mıydı yeni olan bilir, ruh ne zaman geliyordu? 2,5 ay. 2,5 ay mı? 2,5 aylık bir sürede bakın ruh geliyor, tam süresini vermeyeceğim. Peki 2,5 aylık veya 3 aylık neyse, o dilim esnasında biz neredeyiz? Bak biz neredeyiz? Şimdi sperm halindeyken biz orada mıyız Orhan? Değiliz. Peki sperm artık kan pıhtısına dönüştü. Biz geldik mi Orhan? Et parçasına dönüştü. Bu videoyu izleyin mutlaka. Biz geldik mi Emin? Gelmedik daha, et parçası. Sonra küçücük kollar. Değil mi? Baş, eller, ayaklar, yani o et parçası şekillenmeye başlıyor.
Ve artık belli bir embriyo denilen belli bir şekle geliyor. İşte 2,5 aylıkken artık refleksler, tepkiler meydana çıkıyor. Yani ne geliyor? Ruh geliyor. Peki arkadaşlar, demek ki bizim ruhumuz sperm esnası anından itibaren o cesedimizle beraber değil. Yani önce ceset inşa ediliyor. Ruhun yaşayacağı o ceset, oturacağı ev inşa ediliyor. Sonra o ruh ne yapıyor? Oraya gönderiliyor. Şimdi dikkat edin. Sonra arkadaşlar büyüdük, geliştik, anne karnındayız. Şimdi buraya dikkat edin. Bakın bu aşamadan hepimiz geçtik. Anne karnımızda bir yer genişlemesi var değil mi Erhan? Bu yer genişlemesi esnasında biz ne yapıyoruz? Artık el, ayak gibi birçok organlara sahip oluyoruz. Duygular, hisler. Şimdi sizden istediğim bir şey var. Bunu daha önceleri çok anlatmıştım. Ama bilgi tekrar önemlidir. Tefekkür güzeldir. Şimdi arkadaşlar, şuurlu olarak her biriniz tekrar annenizin karnına girin ve düşünün. Hepimiz hayal edelim bunu. Annemizin karnındayız. Kapkaranlık. Bize dışarıdan birisi diyor ki, merak etme. Burada çok kısa bir müddet durup çıkacaksın. Bak, anne karnındayız. Karanlık, dışarıdan bir ses geliyor bize. Merak etme, dışarı çıkacaksın. Hiç korkma. Allah Allah. Bu ne ya? Nasıl dışarı çıkacağım? Dışarı ne ki? Volkan, anlaşılır mı? Dışarı ne? Orada yaşadığımızı düşünüyoruz. Dışarı ne abi? Bundan önce dışarı diye bir şey biliyor muyduk? Dışarısı ne? Sonra ses devam ediyor. Diyor ki, ve inan şu senin bak ayakların var ya, bunlarla yere basıp yürüyüp koşacaksın. Koşmak ne? Yer ne? Sonra sen şu anda suyun içindesin ya. Evet. Bu suyun içerisinden sen çıkıp susuz bir ortamda yaşayacaksın. Suya hiç ihtiyacın yok. Yani hava diye bir şey var. Onunla hayatın devam edecek. Hava ne? Nasıl olur? Mümkün değil. Kendinizi oraya alın lütfen. Peki ikinci aşama, üçüncü aşamalara geçelim. Hani bu kordon var ya, şu anda bütün gıda, besin zincirin bununla devam ediyor. Evet, dışarı çıkınca bununla bağlantın da yok. Dilediğini yiyeceksin. Dışarıda böyle ağaç isminde varlıklar var. Üzerlerinde yiyecekler var. Onlar tam senin ağzına göre, onlardan koparıp ağzından yiyeceksin. Göbekten beslenme falan yok. Ağaç ne? Ya sen bana nasıl bir şey anlatıyorsun? Benim yaşamış olduğum alanla hiçbir alakası yok ki böyle bir şeyin. Merak etme, konuşabilip duyabileceksin. Ve görebileceksin, renkleri göreceksin, desenleri, muhteşem hayvanlar göreceksin. Gördüğün zaman çok beğeneceğin çiçekler olacak gittiğin alemde. Ama kısa bir müddet ya, sabret. Mustafa, anlaşılacak işler değil değil mi? Ne diyor ya? Böyle durduğum bir yerde hiç bahsettiği şeylerin bir tanesi yok anne karnında. Hiçbir tanesiyle alakam yok. Yani yaşamsal formatta suyun içerisinde kordonla beslenen bir canlıyken birdenbire kordonsuz beslenen, dikkat edin, ve suda yaşamayan bir canlıya dönüşüyorum. Normalde suda yaşamak insanı öldürür mü Volkan? Peki normalde suda yaşayan varlığı dışarı çıkarttığı zaman yine ölür mü? Ama ne enteresandır, suda yaşamak için yaratılmamış bir insan suda yaşıyor 9 ay. Sonra dışarı çıkıyor, birdenbire bütün atmosfer ve yaşam formatları değişmiş. Enteresan değil mi? Sonra diyor ki o ses, sen hiç de korkma. Seni o kadar güzel karşılayacaklar ki. Sevinç içerisinde seni bekleyenler var. Beni mi? Niye beklesinler ki? Ve seni koklayıp öpecekler. Oyuncaklar, senin seveceğin her şeyi verecekler. Hem de hiç endişe etme. Seni öyle kollayıp koruyacaklar ki. Özkan, anlaşılır şey mi bunlar? Anlaşılır şeyler değil, değil mi? Şimdi tekrar bakın.
Ölüm bir mekan değişikliğidir. Allah söylüyor. Değil mi? Bir tahvili vücuttur. Vücut değişikliğidir. Hayat-ı bakiye sonsuz bir hayata davettir. Ebedi hayatın ve lezzetlerin başlangıcıdır. Bir hayat-ı bakiyenin sonsuz hayatın ilk anlarıdır ölüm. Şimdi Allah diyor ki bize, ey kullarım korkmayın. Bu dünya sizin anne karnınız gibi. Hiç endişe etmeyin. Vücudumu bıraktım ne olacak demeyin. Daha güzel bir beden, daha güzel bir alem sizi bekliyor. Sizin ölüm diye görmüş olduğunuz bu şey bir hiçlik, bir karanlık, bir dehşet yeri ne? Değil. Peki ne demek ölüm? Bakın üstadın ifadesiyle okuyayım. Ne demek ölüm dehşet yeri değilse Erhan? Zihninde canlandır. Nedir o anne karnındaki meseleyle şuurlandırın. Bakın ne diyor. Ey biçareler. Mezaristan'a göçtüğünüz zaman eyvah malımız harap olup sayimiz çalışmalarımız heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip bak şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Normalde anne karnı dar değil mi Erhan? Peki normal şartlarda bize teklif ettiği şeylere gerçekten şuurumuz olsa çıkar mıydık anne karnından? Çıkmazdık. Ahmet'le oturur düşünürdük. Çıkmayalım Ahmet. Hele ikiz olduğumuzu düşün. Ahmet çıkarız, bak gideceğiz. Ya bilmiyoruz, yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Doğru mu? Nasıl bir alem? Nereye gideceğiz? Bizi korkuturdu değil mi Ahmet? Dehşet içinde kalırdık. Bakın ifadeye çok enteresan. Eyvah malımız harap olup, çalışmalarımız heba oldu. Şu geniş ve güzel dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip meyus olmayınız, üzülmeyiniz. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her şey kaydedilmiştir. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Şu gün sadaka verdi. Anne babasına iyilik yaptı tek tek. İnsanlara zarar verici şeyleri yoldan kaldırdı. Yaşlıya yardım etti. Yalan söylemedi. Aldatmadı. Her şey tek tek. İnternette dolaşırken karıya bakmadı. Sonra bu baktı. Bir daha baktı. Hala bakıyor. Hepsi yazıyor. 15 dakikadır ekranda kaldı. Her şey yazılıyor. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir Zat-ı Zülcelal, dikkat edin, sizi celp edip yer altında geçici olarak durdurur. Sonra huzurunu aldırır. Yer altında deyince şöyle anlamayın. Şimdi giriyoruz, Dudullu mezarlığındayım. Benim böyle bekliyorum böyle. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O kafanı mafanı da o tahtaya falan çarpmıyorsunuz. Böyle olsaydı normalde binlerce milyarlarca insanı yakıyorlar değil mi cesetlerini? Peki onlar kafasını vuracak tahtayı nereden bulacaklar? Tahta yok. Demek ki oradaki tahtadan kasıt ne? Ruhunuzda yaşadığınız sıkıntılar. Ne gibi buna örnek? Rüyada yaşamıyor musunuz? Peygamberimiz buyuruyor. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Değil mi? Şimdi düşünün. Rüyadasınız. Sıkıntılı haller yaşamıyor musunuz? Acı çekmiyor musunuz? Vurulmuyor musunuz? Bıçaklanıyorsunuz, korkuyorsunuz, ter içinde kalıyorsunuz. Çığlık atarak uyandığınız oluyor. Ama bazen çok güzel uyandığınız da oluyor. Yani değil mi? Annene kızıyorsun. Niye kaldırdın beni ya diye. Değil mi? Yani biz evliler bile kızıyoruz ki. Bir an ne oldu? Yani iki dünya arası da kalıyorsun böyle. Tekrar yattığım var hani devam edebilir miyiz diye yani. Hiç açmamaya çalışıyorsun. Bak aynı yatak. Normalde senin hareket ne yatakta? Bu. Peki kardeşim bu güzellikleri gören kim? O sıkıntıları çeken kim?
Normalde sen aynısın, bak alın kameraya kendinizi. Demek ki sıkıntı ve üzüntü, acı ve mutluluk nerede? Ruhta. Şu bedenle bir alakası yok. Biz beden elbiselerini niye çıkartıyoruz? Çünkü onlar bu dünyada kullanılacak şeyler. Öbür alemde lazım değil. Nasıl ki bu dünyaya ilk gelişimiz ruh olarak geldiği gibi. Nerede biz elbisemizi giydik Süpermen'in kabini gibi? Anne karnında. Geldik, hemen elbisenin içine girdik. Hani var ya robokoplar gibi, ellerimizi hareket ettirdik. Ayaklar tamam, her şey çalışıyor. Çıkalım dünyaya, hazırız. O modeldeyiz, öyle değil mi? Ahirette de böyle. Ne yapıyoruz? Beden elbisesini toprağa bırakıyoruz. Onunla artık işimiz yok. Zaten kim götürmek ister ki? Düşünsene şimdi, yaşlanmışsın. Yaşlı abilerimiz vardı. Şimdi bu halde gitmek ister. Cennete girmişsin. 500 tane huri var. Sen yaşlı başlısın. Hayda. Veya Veysel abinin girdi. Düşünün, kel. Yani lan cennetti burası. Değil mi? Yani uymaz. O zaman ne lazım? O zaman elbise değişecek. E madem Allah daha güzel bir aleme davet etmiş. Öyleyse yeni bir elbise. Yeni bir vücut verilecek. Yani buradaki vücudun toprağa bırakıldığına hiç üzülmeyin. Eskimiş bir elbisenizi artık kullanmayıp atmış olduğunuz gibi bir şeydir burası. Buraya dikkat edin. Sonra sizi ne yapar? Yer altında muvakkaten durdurur, huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi, vazifenizi bitirdiniz, zahmetiniz bitti. Ne yapıyoruz? Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Az önceki verdiğim örneği Doğan Can düşün. Hani demişti ya o anne karnındayken bir ses, seni bekleyenler var Doğan Can diye. Düşün bak, seni bile bekleyenler varsa. Değil mi? Anne diye bir canlı ya, anne, baba, değil mi? Hala, teyze, herkes bekliyor ya. O senin bıyıklı baban bile abucuk kubucuk, böyle herifin bütün ayarı bozuluyor ya, değil mi? Sevinç Yusuf bekliyorsun değil mi? Enteresan. İşte berzah alemi de böyle. Buradan gidenleri berzah aleminde Müslümanlar bekliyor. Çünkü kafirlerin ruhları hareket etmekten engellenmişler. Ama Müslümanların ruhları bir derece serbest. Bu serbestlikten dolayı gerçekten Allah Resulüne uygun bir hayat yaşadıysan, onun sünnet-i seniyesini hayatına geçirdiysen, İlk karşılayacaklardan biri peygamberimiz. O alem canlı bir alem. Yokluk karanlık değil. Bizim şu anki hayatımızdan daha canlı ve daha çok insan var. Bütün sevdiklerimiz, o Müslüman olarak vefat etmiş bütün İslam büyükleri. Herkes orada. Yani bu doğum esnasında nasıl ki o berzah aleminden, o ruhlar aleminden dünyaya gelen insanı bekleyenler olduğu gibi, dünyadan berzaha gidenleri de bekleyenler var. O heyecanlı bekleyiş orada da devam ediyor. Yani karanlık falan yok.